Türkiye 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hızla ilerlerken muhalefeti oluşturan Millet İttifakı'nın yıkıcı muhalefet olarak adlandırılan bir siyasi planı izlediği görülüyordu. Hemen her konuda yalan, saptırma, algı operasyonlarıyla halkı kandırmaya çalışma, hakaret ve küfürlerle iktidarı ve seçmeni pasifize etme çabası içine girdiler denilebilir. CIA'in Avrupa kolu olan Alman istihbaratının stratejistlerinin ve kimi ajansların çalışmasıyla şekillenen bu yıkıcı muhalefet türü tamamen başka ülkelerin menfaatleri üzerine kurgulanmıştı. Ana muhalefet diyebileceğimiz CHP'nin genel başkanı Kızılay'ın kurduğu deprem çadırından içeri giriyor ve sonra mecliste Kızılay'ın bir tane bile çadırını görmediğini söylüyordu. Aynı durum orman yangınlarında yine aynı partiye mensup milletvekilleri ve belediye başkanları tarafından da yapılmış, yangın bölgelerinde mücadele eden helikopterler nedense bu kişiler tarafından görülmemişti. İşin ilginç yanı, olayın doğrusu ortaya çıktığında ve delilleriyle gerçekler ortaya konulduğunda bu kişiler istiflerini bozmuyor, yaptıkları hatadan ve söyledikleri sözlerden geri dönmüyorlardı. Bu durum, halk arasında bunama tabir edilen hastalıkta görülen bir durumdu. Bu kişiler tıbbi anlamda bunamış mıydı bilemiyoruz. Yine bu dönemde ana muhalefet diyebileceğimiz CHP'nin genel başkanı, Türkiye için çok önem taşıyan ve devasa boyutlarda olan Kanal İstanbul projesi hakkında da konuşuyordu. Bu konuşma teknik ya da sosyal anlamda bir eleştiri veya değerlendirme değildi. CHP Genel Başkanı Kanal İstanbul projesi için teklif verecek yerli yabancı müteahhitlik şirketlerini alenen tehdit ederek iktidara gelmeleri durumunda onlara asla paralarını ödemeyecekleri tehdidini savuruyordu. Bu doğrusu siyasi alanda ülkemizin itibarı açısından son derece küçük düşürücü bir söylemdi. Türkiye'yi yönetmeye talip olduğu iddiasındaki bir parti ve genel başkanının bu tarz bir çıkışı dünya çapında bir itibar kaybıydı aslında. Ancak sanırız o cenahta bunu düşünen ya da bununla ilgilenen yoktu. Eğer Kanal İstanbul'a herhangi bir ülke kredi verir veya gelir de ihalesini alırsa, iktidara geldiğimizde Allah nasip ederse biz o projeyi durduracağız. O ülkeyle de aramıza mesafe koyacağız. O şirketlerin asla paralarını ödemeyeceğiz. O şirketlerin Türkiye'de yatırım yapmalarının önünü tamamen keseceğiz. CHP Genel Başkanı bununla da yetinmemiş, batılı kimi ülkelerin büyükelçilerine mektup yazarak o ülkelerin şirketlerinin bu ihaleye girmeleri durumunda paralarını asla alamayacakları tehdidini savurmuştu. Yapılanın tehdit olduğunu da biz söylemiyoruz. Bunu söyleyen hem de mecliste söyleyen aynı partinin grup başkan vekili Engin Altay'dı. Vay efendim, büyükelçilere mektup yazmışız da Türkiye'yi şikayet etmişiz. Bir kere o mektubu okumamışlar. O mektup bir şikayet mektubu değil, bir tehdit mektubu, evet. Bu noktada kimilerinizin aklına peki CHP Genel Başkanı iktidara geleceğini nereden biliyordu soruları gelebilir. Doğru ya, kimsenin bir garantisi yoktu. Acaba birilerinden garanti mi alınmıştı? Bunu tabii bilemiyoruz. Ancak arşivlerden bir hatırlatma yapabiliriz. 1960 darbesinden hemen önce ortada hiçbir şey yokken, CHP'nin yayın organı Ulus Gazetesi, İsmet İnönü'nün ağzından yazdığı haberlerle iktidarın yakın olduğunu söylemişti. Ve ne ilginçtir ki sayılı günler sonunda darbe gelmiş ve CHP iktidar olmuştu. Bu noktadan Kanal İstanbul projesine geri dönecek olursak, Türkiye adına devasa bir proje olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Sadece kanal değil, etrafına kurulacak şehir ve diğer yapılarla farklı bir merkez olacak. Ancak kanalın kendisi başlı başına batılı emperyallerin uykularını kaçırtacak cinstendir. Bu kanal, küresel bir güç olma yolunda büyük adımlar atan Türkiye'yi Devler Ligi'nde istediği noktaya taşıyacak eserlerden biri olacaktır. Türkiye 27 Nisan 2011'de o günlerde Başbakanlık görevinde bulunan Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı çılgın proje Kanal İstanbul projesiyle yeni bir tartışma gündemine sahip oldu. Şu andan itibaren başlattığımız projemizde İstanbul artık içinden iki deniz geçen bir şehre dönüşüyor. İstanbul'un Avrupa yakasında, şehrin İstanbul'un batısında Karadeniz'le
Marmara Denizi'nin arasına yaklaşık 45-50 kilometre uzunluğunda bir kanal yapıyoruz. İstanbul'umuza Kanal İstanbul'u kazandırıyoruz. Yüzyılın en büyük projelerinden biri için bugün kolları sıvıyoruz. Kanal İstanbul ile Boğaz yük trafiğini tamamen sona erdiriyoruz. Böylece Boğaz'ı İstanbul'a, Türkiye'ye yeniden kazandırıyoruz. Artık İstanbul Boğazı tarihin ve geleceğin iç içe yaşayacağı, su sporlarının yapılacağı, kent içi ulaşımın kolaylaşacağı bir tabiat harikası olarak eski günlerine geri dönüyor. Evet, o günden sonra olur mu olmaz mı, yapılsın mı yapılmasın mı, gerekli mi gereksiz mi gibi onlarca tartışmanın odak noktası olmuştur. Hemen tüm kesimler İstanbul'un eşsiz bir şehir ve miras olduğunu ve bunun korunmasının şart olduğunu vurgulamaktadır. Hal böyleyken neden yoğun itiraz yükseliyor soruları akla gelmektedir. Çünkü yapılsın diyenler de, yapılmasın diyenler de İstanbul'un ne derece önemli olduğunu, tarihi mirası, ekonomik ağırlığını vurgulamaktadırlar. Görüleceği gibi her iki taraf da İstanbul'u ve Türkiye'yi öncelediğini vurgulamaktadır. Bu tabii ki olması gerekendir. Ancak aynı dönemde yaşanan kimi olaylar ve açıklamalar acaba sorularını da beraberinde getirmektedir. İlginçtir, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilmesinden hemen sonra Ekrem İmamoğlu'nun ilk söylemlerinden biri Kanal İstanbul projesini yaptırmayacağı yolundaydı. Bu tabii ilginçti. Çünkü İstanbul'un birçok sorunu olduğunu ve seçilir seçilmez nefes almadan çalışmaya başlayacaklarını söyleyen Ekrem İmamoğlu ve ekibinin seçildikten hemen sonra böyle bir çıkış yapması ve ardından Sayın Başkan'ın tatil programı söylemleriyle uyuşmuyordu. Ardından Sayın Başkan bir İngiltere ziyareti gerçekleştiriyor ve bu ziyaret sırasında Sevr Anlaşması'nın mimarı olarak bilinen Chatham House'u yani İngiliz Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nü ziyaret edince farklı sorular geliyordu akıllara. Öncelikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Chatham House'da ne işi vardı ya da ne işi olabilirdi? İngiltere'nin dünyadaki hemen tüm deniz yollarına hakim olduğu, anlaşmalarla veya metazori buralara egemen olduğu bilindiğinden soru işaretleri doğal olarak artmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu dönüşünde yine Kanal İstanbul konusunu gündeme taşıyor ve yaptırılmayacağını söylüyordu. Ancak bu devlet projesiydi. Ve yapılması Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından gerekli, aynı zamanda da stratejik olarak görülmekteydi. Çok geçmeden İstanbul Büyükşehir Belediyesi 10 Ocak 2020'de Kanal İstanbul'la ilgili büyük bir çalıştay düzenledi. Birçok bilim adamı bu çalıştaya katıldı. Çıkan sonuç tahmin edilebileceği gibi negatifti. O çalıştayda bu proje uygun diyen bilim adamı var mıydı bilemiyoruz. Ancak sonuç raporunda olumlu bir tek cümle yoktu. İşin bir diğer ilginç yanı da bu çalıştayın Sayın Başkan'ın İngiltere ziyaretinden bir ay sonraya denk gelmesiydi. Ekrem İmamoğlu 14 Kasım 2019'da Chatham House'u ziyaret etmiş, yaklaşık bir ay sonra da bu çalıştay düzenlenmişti. Bu bize de bizim gibi düşünen birçoklarına da ilginç gelmiştir. Bu çalıştayda bu projenin çok maliyetli olduğundan, bu parayla onlarca başka proje yapılacağından, ekonomik olarak gereksiz olduğundan, beklenen Marmara depremini tetikleyeceğinden ki bir yer bilimci olarak bu sunumu hayretle takip etmiştik, canlı popülasyonuna etkilerinden, tarım alanlarını etkileyeceğinden, Montreux'u saf dışı bırakacağından, istenen gelirin alınamayacağından ve daha onlarca sebepten bahsediliyordu. Ancak hep söylediğimiz ve söyleyeceğimiz gibi İstanbul Boğazı'nın en dar yerinde yaşanabilecek bir tanker kazasında 11 şiddetinde depreme eşdeğer bir yıkımın yaşanacağı, 50 kilometre çapında bir alanın bundan direkt etkileneceği, İstanbul nüfusunun önemli bir bölümünün bu alan içinde olduğunu dillendiren kimse olmadı. Bu arada Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımızla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın bu projenin gerekliliğini anlatan çalışmaları da mevcuttur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yıllar sonra yaptığı bir başka konuşmasında Kanal İstanbul için şunları söylüyordu. 2011 yılında milletimize bu sözü verdikten sonra adım adım dersimizi çalıştık. İşin doğrusu 2023 hedeflerimizden biri olan Kanal İstanbul'u yapmakta geç bile kaldık. Projenin ön hazırlıkları kapsamında jeolojik, jeoteknik, hidrolojik araştırmalar, dalga ve deprem analizleri, trafik etütleri, altyapı deplase ihtiyaçları, çevresel etki çalışmaları gibi süreçler tamamlandı. Bu çalışmalar da 34 ayrı bilim dalına mensup 200'ün üzerinde bilim insanı görev aldı. Sonuçta kanal için belirlenen 5 farklı güzergahtan en uygun olanını kararlaştırdık ve milletimize de ilan ettik. Bu kanal güzergahı boyunca 304 ayrı noktada 17 bin metrenin üzerinde sondaj ile 248 jeofizik etüt yapıldı. Laboratuvar deneyleri ve zemin çalışmalarının ardından bu alanda dünyanın en önde gelen firmalarıyla birlikte kanalın modellemesine geçildi. Mühendislik projelerinin ve ÇED çalışmalarının tamamlanmasıyla bugünkü aşamaya gelindi. Kanal İstanbul'un inşa maliyeti birilerinin söylediği gibi 125 milyar lira değil, şu an itibariyle 75 milyar lira olarak hesaplanıyor. Güzergah boyunca 2 liman, 1 yat limanı, 1 lojistik merkezi, 7 köprü, 2 demir yolu hattı, 2 hafif raylı sistem hattı yer alacak. İstanbul bir başka güzel olacak. İstanbul Boğazı'nın her yıl 135 milyon ton petrolün geçişinin tam merkezinde olduğu, yaşanan kazalar nedeniyle canlı yaşantısında ciddi problemler yaşandığı göz ardı ediliyor. Ne yazık ki büyük petrol şirketlerinin durumu sadece seyrettiğinden hiç bahsedilmiyor. Boğaz'daki doğal ve ters akıntılar, Boğaz'ın darlığı nedeniyle gemilerin en az 3 defa çok tehlikeli manevralar yapması gerektiği de unutuluyor. Yerleşimin yoğun olduğu Boğaz'ın iki yakasında milyonlarca insanın tehlikede oluşu da aslında gözden kaçan en büyük ayrıntıdır. Önce de söylediğimiz gibi şu anda İstanbul Boğazı'nda yaşanacak bir tanker patlamasının 11 şiddetinde depremin yapacağı yıkıma eş değer yıkıma neden olacağı uzmanların görüşleridir. Etkilenecek alan 50 kilometre çapındadır. Her ne kadar Chatham House'dan direktif alanlar Montreux Boğazlar Sözleşmesi için kurtarıcı dese de gerçek hiç de öyle değil. Türkiye ne yazık ki kendi sınırları içindeki bu su yollarından geçen gemileri denetleme ve inisiyatif kullanma konusunda eli kolu bağlı durumda. Oysaki bağımsız ve güçlü bir ülke kendi sınırları içindeki böylesi su yollarının kontrolü ve denetlemesinde tek yetkili ve söz sahibi olmalı.